Kadim Beyşehir, Aziz Beyşehir, Canım Beyşehir, Can Beyşehir. Siyasetin suyu iyiden iyiye kaynamaya başladı. Artık son dönemece girildi denilebilir. Bugünkü program konuğumuz Beyşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Sayın Adil Bayındır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Fatih'ciğim. Hemen sizi tanıyarak başlayalım. Sizi tanıyan tanıyor ama bir de sizin dilinizden duyalım. Evet. Öncelikle bizi izleyen, şu an bizi dinleyen ve ilgilenen herkese selamlar, saygılar. Demin dediğin gibi güneşin koşarak doğup hüzünle battığı kadim şehir, Beyşehir, Can Beyşehir senin tabirinle ve bizim ömrümüzü adadığımız Beyşehir'e selamlar olsun, saygılar olsun diyorum. Ve Adil Bayındır Beyşehir'de 23 Kasım 1950'de Bayındır Köyü'nde doğdu. 54'te taşınmışız Beyşehir'e. Beyşehir'de ilkokulumu Eşrefoğlu'nda. Ortaokulumu Alaaddin oldu sonra da. Ortaokulu Beyşehir Ortaokulu'nda. Liseyi Beyşehir Lisesi'nde fen bölümü mezunuyum. Evet. Üniversiteyi Selçuk Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdik. Mezuniyetten sonra 18 ay askerliğini yapan biriyim. Velhasıl devletine, milletine bağlı, devletinin milli muhafazakar karakterinin tariflerinden biriyim aslında yaşam biçimi itibariyle. Velhasıl asker dönüşü Beyşehir'de mühendislik ofisiyle başlayan, bilahare bazı devlet işleri yapan, şantiyecinin içinde başlayan, şantiyeciyle devam eden bir Adil Bayındır. Beyşehir'in yani bildiği. Mutfağından gelen. Evet. 5 çocuğum var, evliyim. Velhasıl 5 çocuğumu da eğitimlerini yaptıran, onları yetiştiren bir babayım. Çok güzel. Madem aileden girdik, buraya gelmeden önce de özel istek var. Melek Nene nasıl? İyiler mi? Allah uzun ömür versin. Çok iyi. Anam 107 yaşına giriyor işte. Bu yılbaşı itibariyle 107'ye girdi. Hem sağlıklı, hem ayakta namazını kılabilir, hem hafızasıyla dünü da geçmişten alır, bugüne kadar yaşadıklarını anlatabilen ve zekasında hiç kaybı olmayan, hafızasında hiç kaybı olmayan ve namazında, niyazında hala devam eden ibadetine dualı bir anadır o. Bizim üzerimizde, okumamızda en büyük payda anamındır. 84'le başlayan siyasi hayatımda, 84'le nasip olan aday olmak, Turla abi Anavatan Partisi'nin adayıydı. Ben Doğru Yol Partisi'nin adayıydım. Muzaffer kardeşim, Muzaffer Karabıyık, Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı idi. Velhasıl böyle girdik seçime. Muhtelif adaylar vardı o zaman. Velhasıl ben seçimden ikinci olarak çıktım. O gece iki arkadaşımla kazanan Tuğrul abiyi gidip karargahında tebrik eden, karargahında bulunanlara da tebrik eden, onlara da siz kazandınız, artık Beyşehir kazanmış oldu diyen, bir yeni iklim başlatan, o küçük yaşımızda davranış biçimi olarak da Beyşehir'e bir mesajdı o. Ertesi gün de bütün Beyşehir'e oy veren vermeyen demeden, ikinci olmama rağmen teşekkür eden, ama meğer ben o 84'teki o davranışımla 89'a hazırlamışım meğer. Yani 89 yılında Beyşehir tarafından çağrılıp 26 Mart 1989'da belediye başkanı olan Adil Bayındır. Ve üst üste 3 dönem yapan, bilahare bırakan, benden sonra da birileri gelsin diyen ve akabinde de yine 2019'da gelip ve bağımsız girdiğim 2019'da belediye başkanlığını tekrar kader ya kazanan biriyim. O zaman şöyle söyleyelim. Adil Bayındır'ın belediye başkanlığı dönemindeki icraatları neydi? Neler gerçekleştirdi? Şimdi çok kapsamlı mevzular var burada. Evet. Samanyolu'ndan sorunumuz var mı? Yok Samanyolu'ndan sıkıntımız yok. Evet, öyle bir şeyimiz yok. Şimdi bizim işin aslı, önce kapılarımız hep açık oldu. Önceliği bunu söyleyeyim. 7 ile 7 olduk, 70 ile 70 olduk. Güler yüzümüzü insanlara yansıttık. Biri bu. Bütçe planlamalarını doğru yaptık.
Beyşehir'de tesisleşmeye doğru gittik. Evet. Bunun için de hemen kurmamız gereken önce bir envanter yaptık. Belediyemizin makine ekipmanında neler eksik, neler var. İçinden toparlayabileceğimiz makinelerin bakım ve onarımlarıyla kazandırdık. İki buçuk grader vardı. Yani yarım bir grader var. İki de temiz yani grader var. Evet yani. Mesela orada bir de yatan graderler vardı. Onları toparlayarak bir dörtledik. Grader sayısını. Dörtle yeni aldık. Çok güzel. Eti 8. Beyşehir bölgesinin mülakatına 67 toplam mahalle, 12 merkez, 55 dış mahalleye yetişir hale gelecek bir grider sayısına vardık. Bu yetiyor muydu, yetmiyordu. Bekoloder dediğimiz, ket olsun, hidromek olsun, muhtelif ebatta, sayıları burada notlarımızda var. Dörder beşer tane almak üzere 7 tane filan bekoloder aldık. Bekoloderdeki amaç küçük çaplı kasaba ve beldelerimizin yani dış mahallelerimizin işini görebilme adına önce kiralıkla götürülen işleri öz kaynağımıza dönerek makinalaşmayı sağladık. Bilahare loderler aldık 3 tane. Loderin anlamı yükleyiciler. Efendim dönüşü ekskavatörler aldık. Yani mevcut olan 20 tonluk ve 30 tonluk vardı alanlardan Allah razı olsun. Ama bunun sayısı yetmiyordu. İki tane daha büyük bekoloder aldık, ekskavatör aldık. Bunun birini mermer fabrikasına, yine büyük yükleyici, 30 ton yükleyen loderi, 220'lik Volvo'yu mermer fabrikasına, mermer ocağına aldık. Mermer konusuna geleceğiz belki. Geleceğiz. Ama sayıları söyleyerek gideyim. Ben makinalaşmayı, bütün makinaların toplamını 34 milyon 300 bin liraya aldım. Sayıları da epeyce var. Burada listesi var. Bunları dağıtacağız zaten. Bütün millet de görecek. Kalabalığa boğmayayım diye hızlı geçeyim. 34 milyon 300 aldığımız makineler bugün almaya kalksak yani akabinde ne aldık? Onu da söyleyelim. Üstüne ekleyerek gidelim. Parke fabrikasını aldık. Parke fabrikasını 3 milyon 150 bin aldık. Efendim asfalt plant aldık. Benim daha önce 90'lı yıllarda kurduğum İzmir yolundaki asfalt plenti ve Almanya'dan getirdiğim asfalt finişeri o günün şartlarında Türkiye çapında 60 tane ilde ya vardı ya yoktu. Evet. Konya büyükşehirleri, büyük şehirleri ayırıyorum. Yani 5 büyükşehir ayırırsanız en az 60 tane ilden önde olan bir makinalaşmaya gitmiştik o zaman. Evet. Bilahare Beyşehir'in biliyorsunuz kanalizasyon, içme suyu hepsi vardı. Tozlu, çamurdu. Bunlar hep Beyşehir yaşlılar bilir. Genç çocuklar bilemeyebilir. Bununla ilgili videolarımız yer yer yayınlanıyor. Demeye çalıştığım makinalaşmanın önemi şu. Kendine yeten, üreten Beyşehir'e gitmekti. Belediyeciliğe gitmekti maksadım. Orada vermek istediğim şu. Neyi alırsanız biliyorsunuz zamanla demin dediğim o 40 tonluk asfaltın yamaya kullanıyorum şimdi. Evet. Bu dönem yamaya kullandım onu. Doğalgaz için, kasılar için, kapanan yerler için yamaya kullandım. Ama Beyşehir 67 mahallesi varsa 240 ton saat kapasiteli bir çağın gereği modern bir sistemiyle, reçetesiyle yani bütün aksamıyla kaç gram dahi koydu, eksiği ne kadardı, bitümü ne kadar yükledi, eksiği ne kadar diye kontrol edecek kadar dijital, hassas bir sistemle, otomatik sistem bir plant kurduk. Biri bu. Onu 10 milyona mal ettik. Dönüyorum. Akabinde parke fabrikasını söylemiştim. Evet. Beyşehir'in kapasitesine, bölgesine yetecek kabiliyette bir parke fabrikası. Ama ben Beyşehir'de ana bulvarları, ana arterleri asfalt yapmayı düşündüğüm için de tonaj itibariyle parkelerin geçen araçlarla bozulduğunu görüyoruz hepimiz. Yollarda bozulmaları biliyorsunuz. Parkeyi 5,5-4,5 metrelik sokaklarda kullanabilirsiniz. Ama 6'yı geçen yollarda kullanırsanız yol bandının genişliği yüzünden yer yer oturmalar farklı olacaktır. Çünkü münferit hareket eder parkeler. Asfalt plastik malzemedir.
kendini dağıtarak, yayarak çözer yükü. Karşılaması böyledir. Demek istediğim, dönüyorum. Konfasör kurduk bu sene. Şu geçtiğimiz Mart'ta başladık. Mayıs sonuna kadar bitirdik. Çünkü mıcırı satın alarak 200'lere varan, 210'lara varan rakama varmak yerine 55 ile 61 arası maliyetimiz oldu. Otomatikman, şimdi burada şunu söyleyeceğim en son. Devam edelim. Konfasörün amacı, demin dediğim gibi, asfaltın bütünlüğünü sağlayan, bitümün haricinde satın aldığımız bir şey olmadı. Yani onu demek istiyorum. Bitüm de biliyorsunuz petrole dayalı bir hadise. Bizde olmayan bir hadise. O yüzden onları biliyorsunuz Tüpraş'tan muhtelif adreslerde, yani Kırıkkale'den çoğunlukla aldık. Bir iki defa başka bir istikametten, yani İzmit tarafından geldi bir defa. Ama genelde Kırıkkale'den aldık. Onun haricinde kendi malzememiz, kendi ham maddemiz ve kendi araç gerecimiz. Ha, şimdi plent alınca yetiyor mu? Yetmiyor. Ne lazım? Yeni bir finişer lazım. Hem altta PMT sermek için, mekanik temel yapmak için lazım. Hem de üstüne asfaltı çekmek için. Asfalt satının da eğimlerini verecek nitelikte, çağın gereği arazide yol yaparken yol şevlerine doğru eğimi verebilecek yetenekle, tablasıyla, kumandasıyla uygun 1900-3 dediğimiz Vögele'yi aldık. Yani dünya çapında bütün yol müteahhitlerinin, otoban yapan insanların kullandığı ve bu konuda ağız birliği yaptığı marka söylemiş oldum ama işin aslı bu. Onun yerine Ket'in de var, evet. Komatsu'nun da var, hepsinin var. Ama Vögele'nin yaptığını, bu bir Alman markası. Adam tamamen ona branşlaşmış bir firma. O yüzden onu aldık. Yine onun, aynı firmanın Wabble'ını aldık. Wabble dediğimiz çok tekerli lastikli araç. Evet. Buradan tarif edeyim ki. Hı hı. Çelik bandajlı silindirler aldık. Yani girdiğimiz zaman bir yola eksiksiz o yolu bitirecek araç ve gereç donanımını kurduk. Kendi yağla kavrulan. Piyasada 4800'lere varan, metrekare itibariyle söylüyorum, ton itibariyle demiyorum, alan olarak söyleyeyim. Ama bizim 2100 liraya mal ettiğimiz bir rakam var. Yani 4800'lü arasında 2700 lira var. Şimdi yer yer belediyenin paraları çarçur falan edilmedi. Bazı arkadaşların ağzından çıkan laflar biraz ölçülü biçilmeli. Buradan söylüyorum. Beyşehir Belediyesi'nin makinaları kendini bu yıl amort etti. Bu yıl amort etti yaptığı asfaltla. Evet. Yani bizim 250 milyona mal edeceğimiz asfaltı biz, şu yapılanların tümünü söylüyorum. Evet. Yani hastanenin bahçesinden tutun da bulvarların tümüne kadar. Mahallelerimizin çoğunda ana arterler dahil bitirildi. Bütün bunların maliyeti 10 milyon aldığım plenti ve demin anlattığım sayıdaki rakamlı makinaları 34 milyonda koyarsanız ve konkasörün aldığınız taştan elde ettiğiniz, yani 200 lira yerine 60'a mal ettiğiniz malın 140'ını üstüne düşerseniz bu makinalar kendini amort ederek alınmış oldu. Yani her alınan makineye, her kurduğumuz işletmeye de yer yer rakamlara geleceğiz belki biraz sonra. Belediye personel sayısını 900'lere falan çıkarıyorlar. Her işletmede ihtiyaca dayalı, konusunu hakim bir usta getirdik, yanına adam koyduk. O adamı bir yıl çalıştırdık, şimdi onları gönderdik, çocuklarımızı kazandırdık, öğrettik. Birileri lütfen bu cümleleri kurarken 5 yıl bir şey yapılmamış gibi konuşanlara cevabım olsun buradan. Biraz haddini bilsin insanlar. Başarı diliyorum herkese ama sağlıklı konuşup sağlıklı düşünmek lazım. Mertçe yapılanı da takdir etmek lazım. Eksik varsa kabul ederiz ama ben bu memleketin Beytülmal'ine el atmadan hala kirada yaşayan bir belediye başkanım, unutmasınlar. Ben Beyşehir tarihinde gelmiş geçmiş ağırlama giderlerimi cumartesi meydan mitinginde açıklayacağım. Benden önceki ağırlama giderlerle de kıyas edeceğim. Evet. Ben cebinden para harcayacak kadar, kredilerle yaşayacak kadar mertçe siyaset yapan bir adam. Birileri gibi
ben şunu bastırırken şunu alırım, bunu bastırırken bunu alırım diyen adam değilim. Beyşehir tarihini Beyşehir'in bütçesiyle yazdırmadım. Biliyorsunuz. Beyşehir tarihini de yazanların bedelini ödeyerek ödedim. Bunu da ben Ala Kanat'ın sponsorluğunu da yaptım. Buradan da ilan ediyorum. Buna da bir cevap istiyorum meydanlarda. Günü gelecek soracağım bunları. Diyeceğim şu. Dava bizim ne yapacağımız? Biz hep beraber Beyşehir olarak ne yapacağımız? Karaburun plajı bir ufuktur. Bir Konya'nın denizinin, Antalya'nın terasının bir ufkudur. Aslında Gemboz Ovası'nın hemen önünde açılması bizim Konya Beyşehir arasındaki, lütfen bütün Beyşehir unutmasın, duble yolların dolu gidip dolu boşaldığını unutmasınlar. O plaj bile inanın Beyşehir'de bir moraldir. Bir iddiadır. Bir ortaya konan değerdir. Hani anlatmaya çalıştığım Karaburun plajında da elemanımız olur. Kendi kendimize yetinerek. Ve işin garibi, deminden beri saymıştım. Makine ekipmanlara 60 milyon para harcamışım. Evet. Ve ben bugün almaya kalksam da 280-300 milyon arası bir rakamı ödemem gerekiyor. Bir de Karaburun plajı mermer işletmesiyle ilgili, efendim, plantla ilgili, konkasörle ilgili pahalı, efendim, belediyeden çok büyük paralar çıktı deniyor. Bunlar sezonunda borcunu ödeyen yerlerdir. Mermer, Alanya dahil, iç pazara verdiğimiz taşlarla, verdiğimiz plakalarla, belediyenin 90'da kurduğum iki makinasıyla kesim yaparak ve o levhaları satarak kimlere? Yerleri belli. Belediyede bütün faturalar belli. Bizim belediye meclisimize de hesabını verdik. Herkese de hesabını veririm. Onun üzerinden kimse bana bunu söyleyemez. Niye? Mermer sektöründe yaşamış biri olarak, bu bölgede mermerciliğin öncülüğünü yapan biri olarak, Beyşehir'de açılan ocaklara gelin buraya bunları açın diyerek bedelsiz ocakları anlatırım. Ben onu bir firmaya, gel burayı sana buldum, veriyorum deseydim o diyabası, hani benim Cumhurbaşkanımın dünya beşten büyüktür dediği, evet, Hindistan taşının ta kendisi, üstelik beş çeşitli fazlası. Onu bilenler iyi biliyor. Beş çeşit derken oradaki çıkan taş, bizim altı çeşit taşımız var. Evet. Bir tanesi Hindistan'ın Verde Guatemala denen, evet, dünyada bugün yaygın olan büyük prestij yapılarının fonlarında, kaplamalarında, döşemelerinde kullanılan diyabaz türü bir taştır. Yeşilin tonudur. Ama o tek mat olanı vardır onlarda. Ama en hareketli olanı 6 tane çeşit. Gece mavisi gibi. Göl mavisi dedik adına. Göl yosunu dedik adına birinin, yeşilin. Gölle ilgili. Yani adı markası bu Beyşehir taşının. Şimdi bunları ben isteseydim babamın oğluna 1 milyon dolara satardım. Ayağım taşa değdi. Ya Rabbim sana şükür dedim korona günleri. Bir cumartesi pazardı. Samet'le beraber saha geziyorum. Orada dedim ki amcam ben buldum taşı dedim. Bu ne amca diyabaz dedim. Bu ne yapacağız amca? Belediye mi alacağım dedim. Ruhsatını. Belediye bütçesi işletmesiyle yapacağım dedim. Şirkete değil belediyeye alacağım. Niye amca? Yarın satılmasın diye amcam dedim. 60-70 yıllık rezervi var. Şu an jeofizini yaptırdığım bir yeri anlatıyorum. Burada oradaki taşın bedelini, orada aldığımız makinaları, oradaki bütün masrafları 1,5-2 yılda bedelini ödeyecek kadar emekli, güzel, zahmetli yapılan işlerle, sattığımız taşlardan aldığımız bedelle sıfıra sıfır kendini amorti ettirdik. Kendini amorti ettirdik. Plant bir yılda amorti etti kendini. Finişerler, araçlar, gereçler ve konkasör, parke fabrikası inan bir yılda kendilerini hep amorti ederek geldi bugüne kadar. Karaburun plajı iki sezonda kendini ödedi. Harcadığımız parayı iki sezonda ödedi. Yani üç ay bir yaz. Altı ayda ödemiş oldu yani. Altı ayda kendini ödemiş oldu, yılda değil. Buradan bunun bilinmesini istiyorum. Velhasıl kendine yeten, kendi üreten belediyeyi bu şekilde toparlamış olduk. İşin aslı bütün bunların ötesinde ben şunu yapmadım. Benim aile
bakım servisi diye benden önce arkadaşımızın vurduğu ama onu geliştirdiğim, kapsamlı hale getirdiğimiz Kölyaka'dan bir uçta Gökçekuyu'ya kadar, bir uçta Yaylasun'dan Huğlu'ya kadar, bir uçta Üzümlü'den Bayavşar'ın arkasına kadar. Mülakatın içinde ne kadar köy varsa, bayanlar, bayan hastaları, yıkamasından bakımla, tırnağına, temizliğine kadar kaydetmedim. Çünkü bunlar bizim sosyal belediyecik deyip duruluyor. Evet. Sosyal belediyecik adıysa bu, benim peygamberim yaptığın iyiliği anlatma, anında onu rencide etme, deşifre etme dediği anlama gelen anlatmanın tarifiyle yürüdüm. Bir günde sosyal medyada da kullanmadım. O hastaları hem evinde banyosu, hem hastaneye getirip tedavisi, hem tırnak bakımından sıkıntısı ne varsa. Yani hastanedeki evde sağlık hizmetini bu hepsi verildi. Hı hı. Velhasıl Beyşehir'de yapılan bir şey varsa yıkmadım. Evet. Benden önce yapanların Beyşehir'de yapmış olduğu bizim hastanenin karşısında hasta yakınlarının kalacağı yeri aynen devam ettirdim, fotoğraflamadım. Orada kaldılar, bedelsiz. Bunlar, onun dışında yapılanlar vardı. Hele hele korona dönemiydi biliyorsunuz. Korona dönemlerinde evine kapısına kadar, zabıtamızla, muhtarlarımızla büyük hizmetler verdik. Hiç sokağa çıkamadığımız günler. Bunlar önemli. Yani yarın bunları meydanda da anlatırız da, madem böyle bir fırsat verdiniz, öncelikle teşekkür ediyorum. Hepinize, ekibe, heyete. Demek istediğim şu, anlatmayla bitmeyecek kadar 5 senemiz var bizim. Ben sabahın 5'i kalktım, şahitlerim vardır Beyşehirli. Bizim işe giden, istihdama giden, Huğlu'ya, Üzümlü'ye, Üzümlü Huğlu'ya gidenlerimiz hep yollarda gördüler. Sabahın 5.30-6'sı ben çarşıdayım, 4.30-5'i çarşıdayım. Ben onları uğurlayan adamım, onlara el sallayan adamım. Çünkü korona günlerinin en karlısı Beyşehir'dir. Nüfusa baktığımız zaman 7000 nüfus artışının temelinde, yani 70.000'den 79-80.000'e gelişimiz Beyşehir'in hazırlanan bir olay var. Üzümlü ve Huğlu'daki sanayi bölgelerindeki yapılan çalışmalar, burada başta Murat Kurum Bakanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma, bizim de imza atarak aldığımız riski de hem Üzümlülü bilir, hem Hululu bilir, hem de benim organize sanayi değil dışındaki yerlere verdiğim izinleri bilenler bilir. Hatta şu an karşımızda bile olanların içinde hiçbir ayrım yapmaksızın imzalı anlattığım adamlar vardır. Onlar da iyi bilir. Çünkü onlar 80 kişiye, 50 kişiye iş veriyor diye yolunu açtığım adamları anlatıyorum. Ben bunun karşılığında sadece o işçiler giderken, o işçilerim o işe girerken onların yüz ifadesini görüp de bana yeten mutluluk da o diye ben böyle bağlayayım. Çok daha laf var. Evet. Zamanı bölmeyeyim. Burada yapacağımız, unuttuğum bir şey varsa dönelim esasa. Zaten döneceğim esas şu. Evet. Önce 110 kilometreden gelecek Seydişehir'e Konya'dan gelen gaz yetmiyor diyerek, BOTAŞ'ın diyaloğunu kurmadan, BOTAŞ'la görüşmeleri sağlamadan, 2019 yılların lafını söylüyorum buradan, sesleniyorum. 110 kilometre Argıtan'ından, Akşehir'e giden gazdan, orada götüren kolektörden alınacak denerek, bugüne getirilen, 2019'a getirilen, 2019'da benim toprağımın çocuğu Mustafa Akış Bey ile beraber BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne, Kaymakam rahmetli Yusuf Özdemir ile birlikte, kendi köylüsüydü. O da bir tevafuktur, bir tesadüf değildir. Allah'ın takdiridir. BOTAŞ Genel Müdürü, Sayın Mustafa Akış ile beraber gittik, görüştük. Ben dedim ki Karabulak'ta bir vana var. Konya'dan gelen gazın planlanışında Beyşehir ve mülakatı var. Derebucak Hüyük de bunun kapsamında var. İncelendi, karar verildi. İlk daha doğalgaza izin verdiler. Neden? Bana dediler ki belediye başkanları kazmaya razı olmuyor.
Ben dedim ki istediğiniz kadar kazın. Gelin kazın dedim. İmza atıyorum dedim. Budur yani, şahitlerimi de söylüyorum. Çünkü onun emeğini inkar edemem. Bir daha bir emeği var onun. Sayın Akış'ın. O doğal gaz hadisesinin süratlenmesi için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun acele kamulaştırmalar lazımdı. Yani bizim Seydişehir'den yüksek basınçlı boruyu Alasya'ya kadar kendi Seydibey tesisinden getirilene kadar Bayavşar ve Gökçimen'in arazilerinden gelecektik. Ağlönü'nde bir kısım bizim hastane altına pik istasyonu, aramet istasyonu, boru hattının döşenmesi halinde geçeceği yerlerin istimlaki vardı. Sayın Cumhurbaşkanım'ı acele kamulaştırmasıyla da onu elde ettik. İşin doğrusu bu. Burada marifeti anlatmıyorum. İyiliği anlatıyorum. Benim yaptığım sadece gazıya izin verdim ben. Ama doğalgazda Beyşehir'in şu an 26 bine varan abonesi var. 3500'de bağlanmayanı var. Topladığınız zaman 29-30 bindir. Babakoğlu hariç hepsinde Yeşilurt dahil vardır. Şimdi bu senede Ağustos itibariyle Babakoğlu'nun, Babakoğlu derken Bahçeli'nin devamı. Evet. Mahallelinin kendi adını koyduğu bir yer. Aslında Bahçeli'ye bağlı. Evet. Oradan hem ilerideki yüzüm havuzumuza hem emniyete, Babakoğlu'yu dağıttıktan evet. sonra geçen kolektörle, hem de karşıda belediyemizin asfaltı bozmadan, hatta oyma sistemiyle geçerek Beyşehir Kültür Merkezi ve onun devamında sağlı sollu olan tesisler dahil bunların da bağlantısını yapıp Beyşehir'i böyle tamamlayacağız. Bu doğal gaz bile. Kimse yanlış anlamasın ama Adil Bayındır'ın bir 5 yılda nasıl, niye 5 yılın bir daha sebebi var da onu sonra söyleyelim. Ama doğalgaz bile, bu Gembos yolunun takibi bile, bundan sonra duble yollara taşımak için bir tecrübeye, bir bilgi birikimine, emeğini, ömrünü, 35-40 yılını Beyşehir'e ayırmış Adil'e, Beyşehir kamuoyunun şans vereceğini ve bu seçimi inşallah Allah'ın izni, milletin ferasetiyle de kazanacağımız inancıyla buradan böyle bağlamak istiyorum. Şu dosyanın içinde çok şey var. Bunların içinde RMS'ler var bakın. Devlet yatırımları bunlar. Doğalgazla ilgili Enerya'nın yaptığı, bizim bu geçtiğimiz güzergahları, asfaltları, yolları, devletin yaptığı yollar da dahil, Gembos yolu da dahil, hepsi bunun içinde. Kapsamında Seydişehir-Beyşehir duble yolu dahil. Bütün hepsi var bunun içinde. Devletimizin yatırımlarını koymaktaki maksadımız şudur. Bu memlekette çok iyi işler yapılmış. Benden önce de. 3 dönem içinde. Yani en önemlisi de Engembos. Ama onun dışında Büyükşehir Yasası'na geçtikten sonra benim 5 yılın içindeki tecrübemi söylüyorum. Bu doğaldır. Çünkü büyük şehirlerde... Peki hemen şöyle bir tırnak açsam. Büyükşehir'e geçme Beyşehir için bir getiri midir, götürü müdür? Mesafesi itibariyle ilk günler sancılıdır. Evet. 2014'ten 2019'a kadar sancılıdır. Evet. Bizim dönemimizde olabilir, sancı devam etmiştir. Hele hele ülkenin içinde bulunduğu korona günleri ve akabinde seller ve depremlerin belediyeler üzerinde yarattığı sıkıntılar vardır. Evet. Ancak işin doğrusu Büyükşehir Yasası, rakamsal olarak şöyle söyleyeyim isterseniz, net bir örnek vereyim. Tabii. Doğan Bey için İller Bankası payımızın kişi başına gelen parayla ölçülmeyecek kadar bir Doğan Bey örneği vereceğim. Beysu'yu yeniledi Büyükşehir. Şu an 300-400 milyon arası bir yatırım yapıldı. Evet. 50-80 arası bir adamın orada çalışacağını düşünün. Oradan gidecek araçların, nakliyelerin Beyşehir'e getirilsin düşünün. Doğan Bey'e katılsın düşünün. Büyükşehir zamanla anlaşılan, daha doğrusu işin aslı, Büyükşehir biliyorsunuz Kocaeli'de yapılan bir pilot çalışmadan sonra 27 tane daha ili içine alan bir statüdür. Bunlar belki beldelerini kaybettiği için üzülenler olmuştur. Evet. Ama şöyle yorumlayın.
Bende belediye başkanlıkları varken gelen iller bankası payıyla ancak yapılabilecek işler bellidir. Büyükşehir statüsüyle kazandığı geri dönüşlerin farklı olduğu. Konya Meram'da ne varsa yavaş yavaş 5 yıl içinde 10 yıl içinde bir Meram ayarına, bir Selçuklu ayarına, bir Karat ayarına gelmenin yolunun bu olduğunu söylüyorum ki bu diğer ilçeler darılmasın. Beyşehir Konya için bir denizdir. Bu gölün verdiği güçtür. Evet. Alaaddin Keykubad'ın ikinci yazlık sarayını yaptığı yerdir. Başkentidir. Bu yüzden büyük şehrimizle beraber yapılacak projelerin Beyşehir'de uzun vadede beldelerine kadar yayıldığı zaman biraz sonra kapsamlı yapacaklarımızla ilgili anlatacaklarım da var. Sorularımız da var. Vardır. Ben böylece bağlayayım. Herkesin merak ettiği soru. Evet. Neden AK Parti? Bağımsız belediye başkanıydınız evet. Ve son dönem AK Parti'ye geçtiniz. Şimdi demin baştan beri söylediğim lafların içinde evet, AK yani Parti niye olduğu çıkıyor yapmaz. Da. Evet. Ben o tecrübede 4 dönem evet. Muhalefette kalmış bir belediye başkanı olarak. Bunun handikaplarını yaşadınız mı? Kendimce hayatım boyunca muhtelif mücadelelerde sağlayan Adil Bayındır. Evet. Mesleki bilgisini, birikimini de devreye sokan Adil Bayındır. Buna rağmen AK Parti'ye niye geçti? Değil mi? Evet. Canım Allahü Teala herhalde bana onu detaylı anlatayım sonra istersen. Evet. Ahirimde bir dönem iktidar yüzü gösterecek herhalde. Daha önceki belediye başkanlıklarınızda yani bunları, da. Yani 4 dönem bunları yapan adamın AK Parti'nin geldiği dönemlerde yapılanları da takdir eden adamın. Evet. Üstelik iyiliklerini bildiğim, bana dokundukları yerleri anlattığım. Evet. Nankör olmadığımı söyleyerek. İyilik yapanların hele hele Gembos gibi, hele doğalgaz gibi imzalar atan değerli büyüğüm, ülkesine, devletine, milletine ömrünü harcayan Cumhurbaşkanımın o imzaların hatırı, evet. O Gembos'un hatırı, velhasıl o emeklerin karşılığı anlamında biri. Bir de ülkem bölünmesin, partim değil, devletim diyen, milletim diyen Devlet Bahçeli. Adaylığımızda izninin olması, bir de müracaat edip eğer aday olursam AK Parti'den aday oluyorum, olmuyorsam da çekiliyorum diyen Adil Bayındır'ın fikri şuydu. Ben bu şehrin Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği diye ortaya konan evet. Cumhurbaşkanımızın ortaya mottosu. Attığı gerçek belediyecilik sözünün akabinde benim almam gereken tavır işin aslını AK Parti'ye cevabımdır. O iyiliklerin bütününü topladığım zaman benim olmam gereken yerin 5 kişiydik müracaat eden. Ahde vefa sözümüz. Yani bu bir yapılan iyiliklere vefa davranışıydı. Çünkü bir de ben Beyşehir'in bak saniyesini, dakikasını, saatini, günün ayını, günün haftasını ayını ve 5 yılını öldürmek gibi niyetim olamaz. Ben bu şehri çok seviyorum. Aday oldum, müracaat ettim. Olursam aday olurum. Olmazsam olana omuz veririm. Yolunu açarım, buyurun yapın derim. Ve veda ederim. Maksadım buydu. Takdir ilahi, kader ya. Önce başta Sayın Cumhurbaşkanıma, yine Devlet Bey'e. Yani söylediğim sözlerin arkasındayım. Benim adaylığımı onayladıkları için. Bana bu kaderin önce yazan Mevla'ya şükrediyorum. Bir 5 yıl daha kaderimde. Bir de iktidarla bir adil görsünler diye. Hız belediyeciliği diyen Cumhurbaşkanımın, hizmet eser belediyeciliği diyen genel başkanımın, Cumhurbaşkanımın ve bunun içinde bunu da yapan dün üreten Beyşehir diyen Adil'in birleşmesinden, birlikte yürümesinden doğal bence hiçbir şey olmadığı için AK Parti dedim. Ha, diğer arkadaşlarıma tavsiyem ki şu an 2-3 tane arkadaşımız yanımızda gezer. Ama maalesef işte bazen keşke benim 84'teki tavrım gibi yapılabilseydi galiba bazı arkadaşlar kendi geleceklerini değişik metotlarla denemeselerdi. En iyi deneyen benim bunu. Bazen diyorlarmış ki çok parti değiştirdi, çok parti değiştirmedi. Merkez sağın
içinde oldum. AK Parti gibi. Geçmişte ana vatan ve doğru yol gibi. Onun dışında benim zikzağım yok. Ne yaptıysam Beyşehir için yaptım. Nasıl bir hedef aldıysam Beyşehir için aldım. Her şey Beyşehir dedim. Bu yola öyle çıktım. O yüzden AK Parti. Şimdi zamanı dediğim, işte o zaman bugün dediğim, benim iktidar final yapacağım bir 5 yıl. 4 dönem demin dediğim gibi. Şimdi kaderde eğer inşallah Yüce Allah yazmıştır, yazarsa, feraset sahibi Beyşehirli bu kararı alırsa, bir 5 yıl iktidarla alacağım mesafeyi, yarınki Beyşehir hayallerimizde bunu da göreceğiz şimdi, planlarımızı. Beyşehir'in geleceği için dediğim bir beyannamem var, yapılacaklarla ilgili. İnşallah sebebi bu. Evet, malum sokak hayvanları sorunu bayağı bir gündemde, hatta saldırılar oldu. Adil Bayındır sokak hayvanları sorununu nasıl çözecek? Evet. Şimdi sokak hayvanları sadece Beyşehir Belediyesi'nin ya da Konya Büyükşehir'in birlikte çözeceği bir hadise gibi görünse de, ki yerimizi hazırladık, rehabilitasyon, yani daha doğrusu bakım, sokak hayvanlarının hem rehabilit edilmesi hem kısırlaştırılması kliniğiyle, barınağıyla, bakım ile ilgili merkezi kuracağız. Bu sene Ağustos ayı itibariyle bitirmiş olacağız. Ancak ben burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güzel bir açıklaması var. Bu konu artık belediyelerden çıktı. Bizim devlet sorunu haline geldi dediği konuyu, yasal düzenlemeleri de seçimin akabinde devreye sokacağını anlattı. Konuyu bekliyorum. İşin açığı bu. Ama biz bu ara bakımı yönünden, klinik yönünden ihtiyaç olduğunda, yaralısı oluyor, sıkıntılar olanlar oluyor, hasta olan oluyor, rehabilite etme anlamında, rehabilitasyon merkezini çoğu ilçelerimizde yapıldığı gibi Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle, büyükşehirimizin dahliyle ve Beyşehir Belediyesi'ni veya ilçe belediyesini hazırlayıp kliniğiyle, bakım merkeziyle rehabilite edilerek hayvanlarımızı, sokaktaki hayvanlarımızı barınakta tutma anlamında değil. Yasak bu, yani kapalı yerde tutmanın yasak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yasal yönden düzenlemeler var. Bu hayvanları sahiplendirme görevimiz var. Ama maalesef biz toplum olarak genelde sağdan soldan toplanıp atılanları biliyorum. Ben bunu hiçbir... Bak açıkça söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Kulaklarındaki, biliyorsun memelerindeki, kulak memelerindeki onların kimlikleri var. Kime ait olduğu var. Hangi yerden geldiği de var. İşin doğrusu bölgenin çoğu belediyesinin yaptığı, benim hiç yapmadığım, yani daha doğrusu bunu bir kendine yapılmasını istemediğini, bir başkasına yapmaman gerektiği anlayışının sahibiyim ben. Mümkün mertebe belli odaklarda, belli noktalarda hayvanlarımızın, sokak hayvanlarımızın yemini karşıladık. Devamında onları korumak maksadıyla belli yerlerde tuttuk ama mümkün mertebe bunları sokaklarda çocuklarımızla düşünmek zorundayız. Elbette korkuyor çocuk. Çünkü köpek dediğimizde insanımız, bizim bir zamanlar köy kökenliyken köpekle ilgili bağımız şuydu. Onu biz ailenin ferdi gibi görürdük. Evet. Onun bakımları çok farklıydı. Yal derdik. Onunla karılarak verilen bir yem vardı. Şimdi bu hayvanlara verilen bir yem sektörü doğmuş. Dünya çapında bunun arkasında kimler varsa bilemiyorum ama işin doğrusu şu. Biz dün atımızı, eşeğimizi, köpeğimizi koruyan insanlardık. Ama maalesef kullanıp atan hale geldik. Sokağa bırakılan hale geldik. Ben işin aslı bunun mutlaka bir ortak çözümünün bulunup bir an evvel hukuksal boyutunun sağlanıp
bizlerin, belediyelerin tek başına hadisesi olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını hepimiz biliyoruz. Seçimin akabinde de yapılacak düzenlemeleri bekliyoruz. Çünkü sadece kısırlaştırma kliniği, efendim bakım, sağlık yönünden sokak hayvanının sağlıklı olmasını sağlamadığına yapılacak tedaviler dahil bunların geçici hadise olduğunu ama köpekleri sahiplendirme zorunluluğu da olduğu bir gerçektir. Bunu sağlamaya çalıştı belki bütün belediyelerimiz ama maalesef bizim insanımız heves ediyor alıyor ama 3 gün 5 gün sonra bırakabiliyor yani. Bunların mutlaka bir statüye bağlanması gerekine inanan biri olarak tecrübemle bunu söylemek istiyorum. Sokak hayvanlar konusunu Ağustos'un sonuna kadar demin anlattığım merkezi kurarak ama tamamen kısırlaştırma, bakımlarını yapma, yemlerini çözme ve çocuklardan uzak tutmaya gayret eden yapıyı sağlamaya çalışacağız. Peki kapalı pazar yeri neden yapılmadı? Evet. Kapalı pazar yeri belki başlangıçta büyükşehirle beraber bizden önceki dönem arkadaşımız bitirebilirdi. O anlamda bir mahsur yoktu. Ama planlanan, daha önce yapılan bir mebran ya da çelik çatı sistemiyle örtülen bir alan vardı. Kar yükünden kaynaklı. Onun adını farklı da değerlendirebiliriz. Çok kolay nokta düzeltmelerle halledilebilirdi. Bunu eleştirmeye ya da yorum yapmayı çok uygun bulmuyorum. Çünkü olan olmuş. Konuşmanın bir yararı yok. Pazar yeri ile ilgili benim düşüncem işin aslı. Beyşehir'in 12 bin metrekarelik bir alanının bila bedel verilmesinin önüne geçmiş olduk belki. Ha şu anlamda. Orada yapılacak pazar yerinin rakamsal olarak benim kapasite itibariyle yine bir mebran sistemleriyle modern yine tek katlı bir yapıya döndüm ben. Önceki planımız var. Gene aynı mevcut yerinde yapacağız. Aynı yerinde. Ama işin aslı pazar yeri hadisesinin merkezde muhakkak pazarcılarla görüşerek bir sisteme bağlayacağız. Yalnız 4 defa ihaleye çıktım. 4 defa ihalede 20'şer günlük ilanlar var. Akabinde demirlerde artan paralar, çelik konstrüksiyon dahil, mebran sistemleri dahil, her ihaleden dosya alan arkadaşın girmediği bir 4 defa ihale yaşadım. İşin aslı bu. Yapamadım. Benim anamın güzel bir sözü var. Oğlum, eğer bu dönem seçilirsen, yavrum bu adamların üşümesine gönlüm razı olmuyor. Aman oğlum senden istediğim, bu pazarı ne yap çöz dediğini hiç unutmuyorum. Daha yakın bir ay evvel söylediği laftır. Samet'te de bunun kaydı vardır. Bende de vardır. Hatta pazarcılara dinlettim. Demek istediğim, bu defa pazar yerini mutlaka çözeceğiz. Ve bu sene yazın mutlaka sonuçlandırıp bir şekle bağlayacağız. İşin aslı bu. Ama pazarla ilgili bir lafım daha var. Pazarı merkezde tek başına büyük tutmak yerine ki olduğu yere yine eski sömelden yararlanarak işin açığı. Evet. Yani Allah var yani İzzet Taşçı'nın bana göre gömmüş olduğu tabandaki sömel betonu kalınlık itibariyle yani yükü taşıma itibariyle yine karotlarla oyarak sistemi yerleştirerek soketlerle yerleşerek pazarı yeniden kurma şansımız var. Ancak katlı otopark sistemine pek bizim pazarcımızın hevesi yok. Bir onu söyleyeyim. Bizim Beyşehir'de yarın hastaneden itibaren belki bugün görünmeyen ama yarın başladığımız zaman kaderde görev olursa çevre yolu dediğimiz bizim Beypark dediğimiz o Antalya yolu kavşağından Akçeşme'ye giden güzergahın hastaneye kadar olan bölümü 1,5 yeni mahalle arazisi ölçüsünde. Yani oradaki imar plan alanı şu an 1,5 yeni mahalle. Orada bir yeni mahalle daha doğuyor. Bir başka mahalle daha doğuyor. Önümüzdeki dönem başladığımız zaman ilk 18'ini uygulayarak
revize ettiğimiz imar planıyla birlikte hayata geçireceğimiz bir alan var. O alanın içinde mutlaka bir pazar çözmemiz lazım. Yani o kurulacak mahalleyi de dikkat alarak Esentepe, Beytepe, Hacı Akif'i yeni mahallenin de bir kısmını içeren bir pazar yeri bulmamız, onun içinde bulmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi yine Mühtü Mahallesi, Bahçeli Evler ve o havzada TOKİ de dahil bunları kapsayan bir pazar yeri daha, semt pazarı. Buna doğru gitmek lazım. Kapalı semt pazarlarını en az 3 tane, evet, çarşıdakiyle beraber 4 tane pazarı Beyşehir'e kazandırmamız lazım. Bu 5 yılın içinde görecekleri tek başına bu pazar değil. Neden? Çarşıya toplanan trafiği yaymanın yolu da bu olduğunu düşünüyorum. Nasıl cumartesi pazarı varsa, evet, o bir alternatiftir belki ama arkadaki yapı da devreye girdiği zaman o pazar da yetmeyecek. İşin aslı bu. Velhasıl otopark sistemini yine pazar harici membran sistemi yaparsak, çelik konstrüksiyonla çözersek yine kapalı pazarda belli bir alan değil. Hepsini pazarlar hariç otopark olarak kullanmayı düşünüyorum bir. Bir de şimdi soruya geliyorsun herhalde. Bu otopark sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Beyşehir'de 3 tane noktada kapalı yeraltı otoparkını çözmem lazım. Onun planlarını cumartesi günü açıklayacağım. İyide. Evet. Buradan onu bir duyurayım. Biri o. Bunu neye güvenerek yapıyorsun derseniz, üçlü geleceğiz diyen, gerçek belediyecilik sloganıyla yola çıkan Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından hareketle biz bu otopark sistemini büyük şehrimizle birlikte, bazı şeyleri çok ezbere konuşmamak lazım. Bizim her hadisemizin büyük şehirden geçtiğini, Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldüğünü, zaman açısından bir revizyon planı yaptık. 1,5-2 günde geçirdik. Akbar diye niye girdin dedin de. Evet. Cevabın biri de bu olsun. Demek anında istediğim anında görüntüyü söylüyorum. Dişlilerin aynı madenden olmasını sağladığımı düşünerek dedim niye oradan aday oldum. Farklılıkların ortadan kalkması, birlikte yürümek için oradan aday oldum. Ve bu çözümleri de otopark sistemlerinde yine Beyşehir Belediyesi'nin yapacağı imar düzenlemelerinin Büyükşehir'den geçeceği için ama kaynaklarımız da kendi gücümüzde ve devletin desteğinde alarak yapacağımıza inanarak çıktım bu yola. 3 tane pazar kapalı otoparkı çözeceğiz ama asıl olan benim dün daha önce 2019'dan önce çalıştığım Burdur Denizli yolunu yaparken gördüğüm Burdur'daki bir park sistemi var. Uzunları duble kullanmışlar, karşılıklı kullanmışlar. Dikleri, yani yan yolları, evet, yani şöyle düşün, orman işletmesinden Beyşehir'in çarşısına kadar bir Poyrazlar'ın orada orman işletmesiyle arasında inen yol var. Evet. Gel bu tarafa, hemen dibinde Şenolların yaptığı bir tesis vardı. Ali Küçükdemir'in eski evinin oradan açtığım benim, evet, bir yol var. Gel bu tarafa yine Cuma Camisi'ne inen bir yol var. Aşağıda yine Süllesişan'ın önünden Yapı Kredi'ye giden bir yol var. İş Bankası'nın önünden giden bir yol var. Ve Beyşehir Belediyesi eski belediye ile anıt arasında bir yol var. Ve arkasında yine Süleyman Bey Caddesi iken Alak Kanat dedikleri, evet, Halbuki Alak Kanat Bulvarı biliyorsunuz Antalya'nın orman işletmesinden başlayıp üniversiteye kadar giden ana bulvar Alak Kanat Bulvarı'ydı. Onu büyük şehrimize görüşerek Ali Bey'in adının orada yine yaşatılması için elimden geleni yapacağım. Çünkü o değer bizim için güneştir. O değer bu memleketin ilk büyük fabrikasını, entegresini kurandır. Onun haricinde üniversiteler yapandır. Üniversitelerde bugün bir tane bina hariç ilk yapılan. Onun haricinde ne yapılmış Alak Kanat'tır. Liseler vardır, camiler vardır. Bölgenin bazı kasabalarında okullar vardır.
Bütün bunların toplamı Ali Kanad'ın bu memlekete karşılıksız sevgisi vardır. Adamlığı vardır. Bu hakkı da teslim edeyim bu laf gelmişken. Buradan dönelim otopark sistemine. UKAME vardır Konya'da. Yani büyükşehirin ulaştırma sorumluluğunda olduğu için. Bizim ancak onların onayıyla yapacağımız işi anlatıyorum şimdi. Demin anlattığım dikleri biri geliyorsa biri dönüyor olacak. Bir diğerinde biri geliyorsa biri dönüyor olacak. Ve uzun boylar sanayi Atatürk Caddesi istikametinde gidiş geliş olacak. Ve diklerle de dönüşleri sağlayacağız. Bu yol üzerinde araç parklarını çizerek yani bir tarafa koyuyorsak öbür tarafa koymadan çaprazlama çözümlerle bununla ilgili bir dosyamız var zaten. Asfaltlar bitmediği için, ana arterleri çözmediğim için devreye sokamadığım ama bu sene asfaltlarını yaptığım bulvarlarda bu yan kenarlara konulacak araç sayısıyla birlikte ve bizim Çarşamba kanalının kenarında boylamasına salı günleri hariç otoparkın ceplerle çözüleceği alanları da hazırlayarak hem Mühtü Mahallesi tarafı hem bu taraf kanalın mutlaka onları da devreye sokarak Beyşehir'de biraz da artık yürümemiz lazım. Bir de iş yerine gelen arkadaşlardan ricamız çarşı esnaf için bazen kapalı alanlar yaratacağız. Trafik yönünden evet kapanacak alanlar olacak. Çünkü artık bu sistemin kaldırımıyla önünde konan eşyasıyla müdahil olacağımız konular var. Çünkü önce dükkanın sahibi 3-4 arabayla gelmeyecek. Evet. Oğlunun araba, kızının araba, yeğenin araba, kendinin araba olmayacak. Bir arabayla gelecek ya da dış kenardaki parklara bırakacak ya da yaptığımız kapalı otoparkları kullanacak. Akabinde çarşıya yürüyerek 100 metre üşenmeyecek, yürüyecek. Artık buna gitmemiz lazım. Yani ring düzenini sağlamamız lazım. Planım bu otoparklar konusunda. Çok güzel. Döneminizde pandemi gibi ya, ülkemizi derinden etkileyen deprem gibi felaketlerle karşılaştınız. Çalışmalarınızı hangi oranda etkiledi? Şöyle diyelim ona. Hatırlarsanız 2019 dünyanın üzerine çöken bir kabustu bu pandemi dönemi. Yani koronalı günler, maskeli günler, hepimizin birbirimizden uzak durduğumuz günler, cenazemizi bile doğru dürüst koyamadığımız günler, korktuğumuz günler. Yani çok insan kaybettik. Onları rahmetle anıyorum buradan. Türkiye açısından değil, dünya açısından da oldu bunlar ama tabii biz şehrimizde yaşadıklarımızı biliyoruz. Sevdiklerimizi kaybettik. Çok değerlerimiz gitti. Hepimizin, ben de 3 defa atlattım bunu. Bunu yaşayan biriyim. Ama ben bunun bir tanesinde 10 gün evde çıkmadan yaşadım. En iyi dinlendiğim zaman da oydu yani işin aslı. Dinlendim derken ben çok kolay atlattım. Ama üçünü de kolay atlattım. İki tanesini mermer ocağına hazırlıyordum. Mermer sahasında da zaten kimse yoktu. Yalnız başımaydım. Ekipler vardı. Onlara uzak durun dedik. Ben de şuraya dokunun, buraya dokunun tariflerle meşgul oldum. Öyle atlattım bu iki taneyi. Demek istediğim, Allah bir daha vermesin, ötelemek zorundaydık kiraları. Kira alamaz olmuştuk. Halen de alamadık. Mesela tarla paralarını öteledik. Yani tarımdaki insanların bu darlığını, bu zorluğunu dikkate alarak. Bölgede biliyorsunuz evden çıkılamayan günlerdi bunlar. Cuma namazlarını stadyumlarda kıldık. Kolay günler değildi bunlar. Seller akabinde. Arkasından devletime, vatanıma, ülkeme bir daha yaşatmasın Mevla. 11 tane ilimizin bir anda depreminin etkilerini hepimiz, Konya Büyükşehirimiz, Beyşehirimiz dahil, çoğu ile, Büyükşehirimizin dahliyle çok önemli işler yapıldı. Allah razı olsun Uğur Başkan'dan ve devletime zeval vermesin Yaradan. Çünkü 11 tane il bir devlet ayarıydı. İngiltere'nin yüz ölçümüyle ölçerseniz de. Hollanda'yı devreye hiç sokmayın zaten. Yani iki tane şehrimiz Hollanda'ya bedel.
çoğu devletten, Belçika dahil çoğu devletten büyük bir alanı. Güneydoğu'daki 11 ilimizi yaşadığımız acıyı birebir yerinde görerek, o acıyı yüreğinde hissederek yaşayanlardan biriyim. Bütün bunların toplamında biz Beyşehir bu konuda biz tasarruflarımızla, tedbirlerimizle, disiplinimizle değerli toplu götürdük. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Kurumlarımızla. Aslında Beyşehir'de görev alan bütün kurumlara sorulduğu zaman Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın dönemi kurumlarıyla barışık, halkıyla barışık, gecesiyle gündüzüyle hiç daha değişmeyen bir davranışın adamı oldum. O yüzden pandeminin bizde yarattığı tabii eksikler oldu. Ama buna rağmen demin anlattığımız, başından beri söylediğim yaptıklarımızın sıralamasını yaptığım hadiseleri çözerek şehrimiz insanını, asıl olan en önemlisi doğalgaz dahil bir kazançtır. Her hane başı, bu sene yaptığım rakamı söylüyorum, hane başı gaz bir ücretin düşerek, kömüre harcanması halinde üstünün kalanını hesaplayarak her haneden Beyşehirli'nin kârı 41 bin liradır. Şu 15 gün evvelki rakamı söylüyorum. Bilmiyorum fiyatlarda değişim var mı? Ama 15 gün evvelki hesabım buydu. Yani yaklaşık Beyşehir doğalgazdan kaynaklı 700-800 milyon civarında bir ekonomiyi cebinde bıraktı. Doğalgaz demişken Üzümlü'ye ve Hulya doğalgaz ve halk ekmek ne zaman gelecek? Halk ekmek şu an zaten bir fabrikayla birlikte yürütüyoruz. Bizim Avdancık'taki soğuğa depomuz vardı. Nazif Tekinöz zamanında yapılan. Biz oradaki 4 tane uzun soğuğa deposu için planlanan tüplerin 2 tanesine şu an hazırlık yapılıyor. Mayıs itibariyle devreye sokacağız. Belki de Haziran'ın 1 itibariyle de üretime geçeceğiz. Halk ekmek ayda ilk etap 60 bin adet yapacağız. Beldelerimize, mahallelerimize, dış mahallelere dahi kafe, büfe biçiminde satış yerleri organize edeceğiz. O bölgenin çocuklarla satışını yapacağız. Planlamamız bu. Halk ekmekten caymayacağım. Yani maksadın ne? O iki tane daha tüp var. Yani koridor gibi. Onları da eğer önümüzdeki dönem, yani daha doğrusu yılın sonu itibariyle talep çok gelmesi halinde yine 60 bin daha ilave ederek 120 bine çıkarma gibi bir planım var. Beni bu konuda fırıncılar sevmiyor ama laf aramızda. Buradan da onu söyleyeyim. Haklılar belki ama ben de haklıyım. Ben halktan yana bir laf ediyorum. Kusura bakmasınlar diyorum. Nasıl olsa desteklemiyorlar. Devam etsinler diyorum. Peki, buradan da böyle söylüyorum. Şimdi Üzümlü oğlu diyecek ki ne oldu? Şu olacak. Enerya ile yaptığımız görüşmelere göre ya mobil sistem, derebuçak ve yüklü kullananı yapacağız. Evet. Ama benim gönlümden geçeni söyleyeyim. Kızılça köy üzeri Üzümlü'ye, akabinde Uğurlu'ya, devamında yani devam ederek bir boru hattıyla, sabit boru sistemiyle çözülebilir miyim çalışmalarını yapıyoruz. Enerya'ya soruyoruz. Bunun hangisi bize süratli gelir? Bunda ekonomik olarak farklar nedir? Vatandaşımıza izah ederek enerjiyle zannediyorum en seri ihtimal mobil sistemle çözme ihtimalimiz. Ama 2025 gibi, 2026 gibi almalarını düşünürsek Kızılcaköy'den 13 kilometre Üzümlü, akabinde 6-7 kilometre Uğurlu otomatikman bir boru hattıyla gidilirse sabit tesis dağıtım merkezleri farklı. Yani yeniden kazıya razı olacaklar. Buradan duyuruyorum. Çünkü Hulu'nun enerji ve elektrik hatları yer altına alındı. Evet. Üzümlü'nün ki bu sene programda. Yani doğalgazla ilgili şayet mobil sistem dahi olsa kazı yapılacağını bilmelerini istiyorum. Akabinde de büyük şehrimizi ilgilendiren caddeler, beni ilgilendiren sokaklar anlamında büyük şehrimizle beraber iki tane plan sahibiyiz şimdi. Biri 240 tonluk Beyşehir Belediyesi'nin,
Biri İzmir yolu üzerinde 240 tonluk Büyükşehir'in asfalt bileğinde var. Araç gereci onun da tam, benim de tam. Kamyon sayımız onun da tam, benim de tam. Bunun anlamı şu. Beyşehir ve Büyükşehir birlikte günde iki vardiya çalışırsak 240 tondan 10 saatte yani 2400 benim, 2400 onun, 10 saatte 4800. İki vardiya yaparsak 9600. Şimdi biz hız belediyeciliği demiştik ya, düşünsene doğalgaz geçti bitti, Üzümlü Huğulu dahil bütün beldelerimizin ana güzergahları sıcak asfalt olacak. Yani Meram'ın yakınındaki yerleşik düzende oturanlar nasıl ki asfalt elde edebilmiş, nasıl ki parklarını çoğaltabilmiş, nasıl ki kente doğru gidebilmiş, onu sağlamak boynumuzun borcu olacak ama doğalgaz mutlaka tek başına Üzümlü Huğulu mu? Hayır. Bayavşar var. Evet. Gökçimen var. Organize sanayimiz var. Hemen arkada aşağı Esence var. Çiçekler gibi yakın yerler. Mesela Bademli gibi, Karadiken gibi yerler var. Çözümü kolay olabilen. Şu an zaten üniversiteye kadar Bademli'nin doğalgazını getirdik. Evet. Onun devamı ne var? Yani Bademli köyünü yapacağız. Yaka Manastır'a gidiyor zaten. Onun içi var. Karadiken zor değil. Ara bağlantı yolu var bir. Oradan taşıdığımız zaman Karadiken buna kavuşacak. Yakın yerler. Avdancıklar. Mesela Toki'ye az geldiyse Bayındır'dır, Avdancıklar. Misal aşağısında Bayat'tır, Bekdemir'dir. Bunların ağır ağır alacağı inancındayım. Yalnız tabunun adı şu. Abone garantili olması gerekiyor. Bizim alel acele, gece gündüz demeden yaptığımız işte şu an Beyşehir'de 3500 tane evin önünden boru geçti halde Hamidiye dahil. Çoğu mahallede bazı yollara gireme işimin temelinde asfaltta ben 13-14 santimlik asfalt yapıyorum. Yani burada ben çünkü aşağıdaki altyapının korunması 4-5 santimlik asfalt olmaz. Teker vurduğu zaman boruyu kırdırıyorsun. Su patlıyor, gaz. Bunlar engel olmanın yolu bandı kalın tutmak, trafik yükünü ciddiye almak, kalını da ona göre ayarlamak zorundayız. Ben Hamidiye dahil, bahçeli evlerde dahil anlamayan yerleri, önünden boru geçtiği halde alınmayan yerleri bekliyorum. 3500 tane şu an abone olmayan insan var. Buradan söylüyorum. Evet. Demek istediğim, bir defa yapalım, kazmayalım. Yazık etmeyelim. Evet. Eğer planlama yapıyorsak temelinde bu yatıyor. Mühtü Mahallesi'nde şu an almayan yok. Yeni mahallede çok az. Yani sayısı 80 küsürdür. Yani bunlar her biri saat çıkarılacak veya da kenara bağlantı kutusunun konacağı sistemlerle çözdük oraları. Evet. Çünkü adamı bağladığı zaman kaldırımı kazacağız. Asfaltı kazmayacağız. Bunu demeye çalışıyorum. Bir şey yaparken bu memlekette fiber optik sistemini 18-20 kilometreden 184 kilometreye çıkarıldı. Buyurun dedik telefonla. Kazılar var, yavarken yapın. Enerji hatları yer altına alındı. Yani yaklaşık sanayi dahil, eski sanayi dahil, kenar mahallelerde hala elektrik direklerinden giden hatlarımız vardı, yer altına alındı. O yüzden bu sene yine kenarlarda bahçeli evler tarafında ve kalan yerler var, yerin altına alınması gereken. Bunları alarak yeniden asfaltlanmayı, yeniden drenaj sistemlerini yerleştirmeyi kazılarla, ama akabinde doğalgazını almış bir baba kovdunun tepeden tırnağa drenajıydı, telekomuydu, devam edeceği buradan duyurmak istiyorum. Evet. Üzümlü Huğulu dedik, organize sanayi yapılacak mı? Aslında bize gelen... Üzümlü ve Huğulu'nun organize sanayi yapıldı, yapılacak mı değil. Seçmenler, soranlar mı var? Seçmenler öyle soruyor. Biz de organize sanayi teşviklerinden faydalanabilecek mi? Elbette faydalanıyorlar. Şimdi bizim belki demin anlattığım konuların içinde konusunu geçirdiğimiz 200 hektarlık Üzümlü'de organize sanayi, ihtisas organize sanayi ilanımız var. 42 hektarlık da şu an planı bitmiş. Tarım Bakanlığı'nda takılan bir yeri vardı.
su yönetmeliği ile ilgili bir problem vardı. O çözüldü. Evet. Onaylandı, geldi. Şimdi 5000'li büyükşehrimiz, arkasından 1/1000'li Beyşehir'imizin yapacağı ama yürüyün dediğimiz 30 tane Üzümlü'ye, 15 tane Huğlu'ya yapılan fabrikaları da o plan içinde göstereceğimiz. Devamında da Huğlu'da 42'ye, Üzümlü'de 80'e varacak olan 122 tane fabrikanın yapılacağı bu dönem içinde nettir. İmar planı çözülmüştür. İhtisas organizeleri olarak da adı konmuştur. Çevre Bakanlığımızdan onayı geçmiştir. Büyükşehrimize inmiştir. Şimdi 5000'likten sonra da Beyşehir'imize inecektir. Biz arkasından yine inşaatlarını, imza ruhsat işlerini vererek hızlandıracağız. Yaklaşık buradan madem sordunuz bir yere gidelim. 96 tane, 54 birinci merhale, 42 ikinci merhale, 96 tane fabrika orada. Şu an 42'nin dağıtımı bile yapıldı. Dış kaynaklı müteşebbisler var. Bir de bizim şehrimizin... Dış kaynaklı derken yabancı... Yabancı. Yani mermerciler var. Evet. Örnek veriyorum. Yani İstanbul kökenli. Yani farklı... Beyşehirli olmayan diyorum. Yurt dışında olan da var. Yani kaynak olarak, yabancı kaynak anlamında... Mesela bir Hintli var. Bugün yarın başlayacak olan. Yer isteyen, şu an Beyşehir bölgesinde mermer ocağı açan, bizim de dünya pazarında önemli 5 büyükten biri olan, sözleşme yaptığımız, bizim malımızın pazarlanması için sözleşme yaptığımız, biz ocağımızı kendimiz işletiyoruz, bir rakam koyuyoruz. Her fuar döneminde o rakam yükselecektir. Adını da kamuoyuna duyuracağız. Rakam buydu, bu oldu diyeceğiz. Evet. Saklamadan, gizlemeden, eyvallah etmeden. Döneceğim yer şu. Toplamında 5 yılın sonunda Beyşehir'de 200 hektar Üzümlü. Yani 80 fabrika. 42 fabrikada Hulu. 122. 96'da buradan dediğimiz zaman ne oluyor? 200 küsür fabrika oluyor. Bu eski işletmelerimiz dahil. Bizim Çıraklı eğitimin üstündeki, okyanusun üstündeki, yani daha doğrusu mezarlığımızın üstündeki tepe var. Oradaki küçük işletmeleri de devreye koyarsak Akçeşme'ye kadar yaklaşık 30'a yakın da orada var. Küçük, büyük, irili, ufaklı. Aşağıdaki aşağıdaki eskiden hani bu Sarıkayalar'ın İsuzu servisi var. Yeşilur Sanayi'nin altı. Yani Avdancı Gölü'ne gittiğimiz zaman sağlı sollu işletmeler, kurulan yerler var. Onları da dahil ettiğimiz zaman yaklaşık 250'ye yakın iril ufaklı fabrikanın devreye gireceğini düşünürseniz, bunları 100 kişiyle çarparsanız 25 bin kişinin ekmek yiyeceği kapıyı söylüyorum. Bir diğer kapı, eğer alakana devreye sokarsanız 26 bin, 27 bin. Hedeflenen bazı işler var. Turizm sektöründeki, biraz sonra geleceğimiz, sorular olursa cevap vereceğim. Geleceğim Beyşehir için, 5 yılda neler yapacağım diye soracaksınızdır belki. Evet. O sürecin içinde anlatacağım turizm sektörünü, bölgelerdeki hayvancılık organize sanayi, tarım sektöründe paketleme sistemleri, soğuk depolarının çoğaltılacağı güzergahlar var. Bunlara gitmek zorundayız. Çünkü bölgede artık Akdeniz'e süratli inen bir yol var. Gembos yolu. 1 saat 5 dakikada Taşağal kavşağındayız. O yüzden oradaki oteller dahil çoğu yere bu bölgenin değerleri, tarım ürünleri, bu bölgenin hayvansal gıdaları, tarım hani etiydi, sütüydü, bunların organizasyonunun sağlanacağı, birliklerin yaratılacağı, bütün o bölgede Doğan Bey'inden tutun, Karali'den çıkın, dağlık bölgelerimizde hayvancılık, tarımsal bölgelerdeki beldelerimizde tarım. Ama buraların İzmir güzergahı, Antalya yolu güzergahı, Konya yolu güzergahında, Seydişehir yolu güzergahında paketleme sistemlerinin, daha doğrusu yani deposuyla beraber paketleme sistemlerinin devreye girmesi,
turizm alanlarının, turizm ticaret merkezlerinin, bulvarlar üzerindeki yapılacak yeni tesislerin, yani bungalov sistemlerinin, glamping sistemlerinin devreye gireceği, yayla evlerinin yaygın hale getirileceği dönemleri de düşünürsek, kırsal alan planlarıyla beraber kazanacağımız turistik tesisleri de çoğaltabilirsek ki planımız o. Burada şu çıkacak. 5-6 bin de buradan geliyor hizmet sektörü. Hizmet sektörü deyip geçmeyin. Demir Kapı'da 39 kişi çalışıyor şu an. Yani yol üzerindeki Demir Kapı dinlenme tesislerinde 39 tane Beyşehirli çalışıyor. Evet. Böyle bir tesisi düşünün. Eğer bunlar 100 tane olursa ne olur? 3900 olur. Yani Beyşehir'in 35 bin insanı barındıracak istihdam kapılarını bu şekilde tarif etmiş oldum. Buyurun. 5 yıllık ileri dönemleri açıklayacaksınız da geçtiğimiz 5 yılda yapmak isteyip de yapamadığınız projeler var mı? Olmaz mı? Mesela kıyı ıslahı diye bir projemiz var. Evet. Keşke gücümüz olsaydı demin anlattığımız uluslararası boyuttaki pandemi dahil bazı hadiseler olmasaydı, daha doğrusu imkanlar olsaydı, onu da diyelim. Evet, yani niye AK Parti dediğin için söylüyorum. Bizim kıyıdan itibaren bir defa DSE'nin o güzergahta pereleri, tahkimatları yapması lazım. Evet. Uzun devreli gelişim planı bu. Akabinde milli parklarla beraber çalışma yapmamız lazım. Sazları ortadan kaldırıp o kıyıdaki berbat yapıyı projenin içine alabilip arkada dolgularla bizim Mustafa Park'ın bir benzeri. Mesela benim daha önce çalıştığım firma vardı. 2008'den 2014'e kadar çalıştığım Botam Yapı diye bir firmayla Side'den Çolaklı'nın bitimine kadar bir kıyı düzenlemesi yapmıştık. İşin aslı orada yaptığımızın benzerini, aynısını Konyaaltı yaptı. Cep plajları filan. Yani kafeler, büfeler, sosyal donatılar geride, önde plajlar, cep plajları, yer yer. Çoğu yerde kafeler, büfeler arkaya, farklı bir proje olur. Gezenler iyi biliyor onu. O projenin başıydım ben. Mühendisiydim, kontrolüydüm, idaresiydim yani. Yani o şirketin müdürüydüm. O işin müdürüydüm yani. Pozisyonum buydu, meslek olarak. Demeye çalıştım burada. Beyşehir kıyısını bizim Atabey tesislerine kadar, büyükşehirimize ait o tesislere kadar rampaya geldiği zaman trafik yükünün, hani dilayla deriz ya biz. Evet, evet. Aslında üstünlerden gelirken ilk daha gölü gördüğümüz tepe. Kızılay kampının tam üstü. Evet. Velhasıl oradan bakan insanın aşağı indiği zaman Sazdan gölü göremiyor. Kıyıdan, Balçık'tan gölü göremiyor. Yani bu yatağın mutlaka o demin anlattığım şemayı, bizim beyannamemizde var o, kıyı düzenlemesi, kıyı ıslahı diye burada yazan, evet şurada göstereyim hemen, göl, kıyı ve sahil ıslahı, evet. Yürüyüş yolları dahil, bisiklet yolları dahil, arka planda sosyal donatıları dahil, o yoldan inen adamın mola verip kendine yer bulabileceği tesislerle birlikte Beyşehir'de bir gün kalayım deyip arka planda otelleri çözeceğimiz bir düzenleme bu. Arka plan dediğim Karadiken tarafındaki Karadağ'ın önünde. Dilayla rampasının eteğinde. Orada Ardışlı bölgenin civarında butik otelleri çözmemiz lazım. Ha bunu işletmeleri ben mi kuracağım? Hayır, otel yapmak isteyene buyur yap diyeceğimiz alanları hazırlamamız lazım. Velhasıl Büyükşehir, Beyşehir ve Ankara'nın üçlü devrenin devreye girmesi lazım. Buradan da açıkça söylüyorum yani. 800-850 tane belediye personel alımı ve personel sayısı var. Belediye için yüksek bir rakam değil mi sorusuyla çok karşılaştık. Soruları soranlar ileri görüşlüymüş. Şu anki belediyenin deminden beri anlattığım kurduğumuz işletmeler, asfalt plenti, parke fabrikası, plaj, mermer ocağı ve petrol unuttuğumuz. Evet. Hani belediyenin olup da
işletmeciliğini başkalarının yaptığı ama dışarıdan gelenlerin hayır yaptırmayacağım, bunu işletmeyi kendim kuracağım dediğim ve hem personelin, evet mezarlığın oradaki, hem personelin maaşını ödeyen ben yapmadım onu. Yapmışlar, vermişler, yap işlet devletler, süresi doldu, ihaleye çıktık. Baktık ki bir sürü oyun var, hayır dedik, bunu belediye olarak işleteceğiz. Bütün personelin maaşı çıktıktan sonra, evet, en az 8-10 tane adam içeride, şeyde dahil, markette dahil, 12'ye yakın eleman çalışır. Pompacılar dahil, orada sorumlular dahil. Bütün maaşları çıktıktan sonra 100 bin lira civarında gelir elde ettiğimiz, cebimizden çıkmadan. Aylık bu yıl. Aylık aylık. Senelik 1 milyon küsür kar ettiğimiz. 1 milyon 200 kar ettiğimiz ortalama. Böyle bir yer orası. Maalesef keşke kiralayanlar bunu görebilseydi. Keşke o rakamları düşük düşük tutup öyle bir ihale sistemine gitmeselerdi. Velhasıl belki de bize iyilik ettiler. 13 tane de yavruya, 12 tane de yavruya ekmek kapısı açmış olduk da. Personel açısından sordunuz. Evet. İleri görüşlüymüş bunu diyenler dediğim. Evet. Yarın işletme açtıkça Karaburun plajında nasıl olduğu gibi. Evet. Açılan her yerde mermer işletmesinde olduğu gibi. Makina ekipmanların bakımının yapıldığı belediye kademesinde olduğu gibi. Ben 335 ile devraldım personeli. O 800-900 diyenler iyi dinlesin. Benim belediye personelim 473 idi. Şu an emeklilerden sonra 458. Net rakam. Net rakam. Yani sayalım mı? Asfalt plenti, parke fabrikası, konkasör şantiyesi, mermer ocağı, kademeler, şantiyeler olmak üzere, plaj olmak üzere çalışan elemanlarımız budur. 458'dir. Onu da biz her yıl 2023 sonu itibariyle belediye meclis üyelerimize dahil bütün faaliyet raporlarımız içinde bu rakamlar vardır. Ama nasıl büyüttüler geldiler 800-890'ı anlayamadım. Evet. 800-900'e nasıl çıktılar dediğiniz gibi anlayamadım. Ama sadece diyeceğim ileri görüşler. Çünkü önümüzde gülüyorum. Benim açacağım yeni işletmelerle, yeni yeni kafeler, büfelerle, millet bahçesi mevzusuyla, evet, millet bahçesinin içinde donatılacak olan kadınlar lokali, evet, gençlik merkezi, gençlerin lokali, emeklilerin lokali, emeklilerin, yani bu memlekette nikah salonu, konferans salonuyla beraber, yani aynı zamanda çok maksatlı bir salon olarak kullanacağımız ve bahar ayında Büyükşehir Başkanımızla beraber başlayacağımız Eşrefoğlu'ndan Öğretmenevi Aksı'na doğru giderken jandarma burnunda bırakacağımız, devamında da kıyı ıslahıyla bütünleyip gideceğimiz alanlarda yapacağımız çalışmalarda doğacak işletmelerin belediye gelir getirmesi açısından planladığımız yerler var. O nedenle bu 900'ü galiba öyle görmüşler. Belki dönemimin sonunda onu görürler. Ona inanıyorum ama bugün 458. İki katı söylemek adam olana yakışmıyor. İmarla ilgili yeni çalışmalar ve projeler var mı? Var tabii. Bizim 18 uygulamasıyla elde edeceğimiz alanlarımız var. Yeni alanlar var. Hastanenin üstündeki büyük bir alan var. Bademli ve Karadiken'de çoğu yakın yerlerde kenarlarında yaratacağımız düzenlemeler var. Yani dış mahalleler için planladığımız kırsal alan planları dediğimiz, yani yeni yapılaşmanın yolunu açacak planlamalara devam edeceğiz. Tabii üniversitemizin olduğu civar bugün turizm oteller bölgesi, biliyorsunuz. Oralarda yapacağımız sistemleri 18'leri uygulayarak ve vatandaşın adalet anlayışına uygun düşecek, haksızlık yapmayacak, kimseye ayırmayacak, kayırmayacak, hesabını yapmayacak bir anlayışla. Çünkü bizim dünyamızda benim bir santim tapulu yerim yok hayatımda. Olmaz da. Anamdan babamdan kalma bir eski ev var. Bir daire var orada ailemin.
Yani kendimizin, abimin, ablamın, benim anamın. Yani 4 hissedar babamdan kalan yer. Onun haricinde bir mal mülk hesabım olmadığına göre, adaletten de ayrılmayacağıma göre, adımı adil koyanların bana yaptığı belki de en büyük iyilik bu. Dünya malı değil, adın değerini bil demişler. Ona devam. Çok güzel. Bu göl kenarında bulunan yürüyüş bandı ve bisiklet yolunun arasındaki bordürler hala yapılmadı. 5 yılda doldurulmamasının sebebi nedir diye bir soru yönetmişler. Vallahi yapıp yapıp bozmak benim işim değil. Şimdi millet bahçesine başladığımız zaman sökeceğim yeri niye yapayım? Onu biliyorlar ama çünkü millet bahçesini şöyle düşünmüştük. Hatırlarsanız seçildiğimiz zaman Soğlan'ın sağlık ocağı aksındaydı millet bahçesi. Çok arkaya düşüyor diye bu şehrin Eşrefoğlu'ndan itibaren yani bizim yalı dediğimiz eski binanın olduğu, çamlık dediğimiz alanın da dahil olduğu müftülükle emniyetin önündeki alan, müftülük derken emniyetin Eşrefoğlu ile olan boş alan, bütün bunları kapsayan eski otogar vardı. Onu da içine alan, millet bahçesinin alanını söylüyorum. Bir gerdan olsun dedik. Jandarma burnuyla bütünleşen. Anlamı bu gerdanın içinde demin anlattığım sosyal donatıları da koyarak yani bizim şehrimizin insanının akşamları vaktini geçirebileceği detayları da bularak yaşayacakları bir alandır bu. Şimdi ben orada onu kapatsaydım, yeniden taş döşeseydim, şekillendirseydim ben sökülecek malı yapmam. Ya da işi yapmam yani. Sökeceğim işi niye yapayım? Evet. Bir de sürekli sorulan Mermer Ocağı, gerçi biraz önce açıkladınız da Mermer Ocağı zarar etti mi? Yok. Mermer Ocağı kendini ihya etti. Para kazandı mı belediye? Para kazandı bir tabii. Şöyle ki makinelerin alan da o. Evet. Bize o ocağın kademelerini yapan da o. Maliyetine maliyetini getiren de o. Yani bizden hiçbir para çıkmadan şu an önümüzdeki sene tahmin ederek söylemiyorum. Yaklaşık pazarı bildiğim için söylüyorum. En az 1,5 milyon dolarlık ihracat yapacağını bildiğim ocağı konuşuyoruz. Ne karı, ne zararı. Beşiktaş Belediyesi önümüzdeki sene 1,5 milyon dolarlık ihracat yapacak. Şu an birer tane, üçer tane, beşer tane fuarlarda gönderdiğimiz taşların cevapları gelmeye başladı. Sıraya girenler de var. Kanada'dan tutun. San Francisco'da şu an taşımızın pazara indiğini söylüyorum yüksek sesle. İspanya'da malımızın pazara indiğini, Hindistan fuarına yeşilin en iyi olduğu, dünya beşten büyüktür dediğim, Verde Guatemala dediğim taşın 5 rengi de ilave ederek, kendisi var, bir de 5 renk ilave ederek Hindistan pazarına gönderdiğimiz 4 tane bloğun dönüşlerini kesilerek yapılan, yere serilen taşın videoları filan elimde. Onu inşallah cumartesi mitinginde Hindistan fuarındaki sergilenişinde dahi koyacağım. Görecek Beyşehirli. Demek istediğim şu, mermer fuarı, pardon mermer ocağı bırakın zararı. Ya isterlerse söylüyorum buradan. Buyursunlar Beyşehirli, bugün satlığa çıkaralım. Şu anki haliyle 5 ila 10 milyon dolara satılır. Ne zararı? Ama benim şu an Alanya'ya, çevreye, patinatolu, fırçalı, havuz kenarı, merdiven dahil 1000 tane villa yapılan Alanya'da bir yere verdiğim yerden zaten 7-8 milyona yakın gelir elde ettik. Biz makinelerin ekipmanını 4,5-5 milyona kurduk. Yani işletmesiyle beraber şu an yani evet avansları dahi gelmiştir peşin. Bizde mermercilikte bir olay var. Taşınız limana indiği an paranız hesabınıza geçer. Evet gençler sorulara bayağı teveccüh ediyorlar. Evet. Başkanımız biz gençler için sosyal etkinliklerin olduğu bir eğlence merkezi yapacak mı? Gençlik sosyal merkezini olan millet bahçesinin içinde görecekler bu sene. Çok güzel. Peki. Yani evet. Gençliği mutlaka derleyip toparlayıp
kütüphaneler var bir de şeyin içinde. 2-3 noktada kitap okuma yerleri, bir de merkez kütüphaneyi koyacağız. Millet Bahçesi'nin içine. Çünkü bizim gençlerimizi artık kitaplarla buluşturmamız lazım. Daha doğrusu düşünen, inceleyen, araştıran gençliğe doğru gitmemiz lazım. Elbette oyunlar oynasınlar. Elbette gençliğin verdiği enerjiyi bir şekilde etkinlikler içinde halledelim ama gençlerimiz okumaya başlamalı. Evet. Beyşehir önemli sporcular yetiştirdi. Dünya çapında futbol olsun, karate, tekvando. Beyşehir bir spor akademisi yapılır mı bu bağlamda? Evet, bir zamanlar tabii burada Nafiz Çınar'ı, ulağını çınlatalım önce. Evet. Bilirsiniz Hükümet Caddesi'ne çıkarken Abdurrahman abinin bir evi vardı. Abdurrahman Katlandır'ın. Onun bodrumunu kiralayarak tabanını mebran bir sistemle çözerek minderleriyle bilmem nesiyle ilgilendiğim, birebir değer verdiğim, destek verdiğim o Nafiz kardeşimin hocalığında bizim şehrimiz, sonra şu an okullarını açan çocuklarımız var. Sarı ve Ömergil var. Ömer Sevinç, kardeşler. Evet. Velhasıl bütün bunların temelinde Nafiz Çınar var. Ve bizim o zamanki 89'dan itibaren sahiplenme özelliğimiz var. Bir de Beyşehir'de spor olarak ben futbolcuydum. Beyşehir'in yetiştirdiği 10 tane isim varsa onlardan bir tanesiyim ben. Çünkü 6 sene kaptanlığını yaptım Beyşehir Spor'un. Ben bu sporun ta kendisiyim. Şimdi Beyşehir Spor'umuz, Belediye Spor'umuz, Üzüm Spor'umuz ve Huğlu Spor'umuz şu an Beyşehir'in aktif spor yapan yani takımlarıdır. Yine tekvando ile ilgili okullarımız var. Evet. Yine altyapıya hazırlık yapan genç hocalarımız var Beyşehir'de. Evet. İşte Adana Demirspor formasıyla ya da bazı yerlerle anlaşarak kurulan düzenler var. Spor akademisine doğru düşüncemin biri, mesela örnek vereyim. Bizim Karaburun plajının, bizim Atabey tesislerinin duvarının altında düz bir alanda hazine arazilerimiz var. Amacım orada bu konstrüktif, portatif türbünüyle antrenman sahaları yapıp, daha doğrusu mesela kürek su sporları gibi hadiseleri Beyşehir'e kazandırmamız lazım. Yavaş yavaş Beyşehir Gölü'nün üzerinde o beyaz beyaz kanoları, yani ve o beyaz beyaz yelkenleri görmemiz lazım. Buna gitmemiz lazım. Çok biliyorsunuz bunlar büyük kulüpler var. Bir zamanlar biz buraya su sporları da getirsin diye Fenerbahçe'yi davet ettiğimizde amacımız hem su sporlarını burada yapabilsinler hem de futbol takımının kamp tesisini kurabilsinler diye başlattığımız bir olay vardı. Kader yani, bazen olmadı mı olmuyor. O detaya girmiyorum. Çünkü spor akademisi Beyşehir bölgesinde kurulup ama altyapılara eleman yetiştirmesi lazım. Yani şampiyonlar çıkarması lazım. Güreş takımımız şu an zaten benim belediyemin himayesinde. Bir yavrumuz şu an onun hocalığını yapıyor. Sağ olsun. Çocuk İldeniz Tavran bizim hocamız. Şu an iyi çocuklar yetişiyor. İnşallah epeyce de Türkiye'ye şampiyonluklar getirdi Beyşehir'e. Bunları çoğaltmamız lazım. Bunların bütününü bir hamurda, bir kazanda, bir tavada hazırlayıp bir akademiye gitmemiz lazım. Doğru soruyorlar. Bu yıl kazandığınız takdirde Göl Festivali olacak mı? Göl Festivali'nden caymayız. Zaten sadece pandeminin ilk, daha doğrusu seçildiğimiz ilk yıl yaptık. Pandemi nedeniyle yapmadık. Son biliyorsunuz yaptık. Bu devam edecek. Yani bizim mülakatımız büyük. İzmir'de, İstanbul'da, Avrupa'da bir sürü insanımız var. Yaz ayları bizim 300 bin nüfusa vardığımız günler var. Köylerimizde, beldelerimizde köyden sıla-i rahim için gelenler var. Onların yoğun olduğu devrelerde bu festivale devam. Çok güzel. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz başkanım. Bağımsız belediye başkanı adaylığınızda Beyşehir Belediyesi sağlanamadı demiştiniz.
başkanlığınız döneminde bu birliği sağlayabildiniz mi? Sizce Beyşehir? Şöyle, ben bağımsız belediye başkanımda birliği sağlayamadık cümlesini öyle kullanmadım. Beyşehir birliğinin her zaman daim olması gerektiğini söyledim. Bir yer yer koptuğu yerler olmuş olabilir. Ama biz geçmişte bu dört dönemin içinde Beyşehir birliğine inananların çoğaldığı gün çok faydalı işlere sebep olduğumuza inanıyorum. Yani ben yarın ne olacağım düşüncesiyle değil, biz yarın ne olacağız düşüncesiyle yürüyenlerin, benim şehrim ne olacak diye bakanların, ben o şehrin neyi olacağım diye tasavvur edenlerin değil. Takdirin bir gün ona geleceğini bilerek sabırla beklemenin en güzel örneğini demin Tuğrul abi mevzusunda verdim. Evet. Tebrik ettiğimi anlattım. 89'da gelişimin sebebiydi dedim. Bazen sabretmeyi, kaybederken kazanmayı bilmek lazım. Kesinlikle. Cümlemi böyle bağlayayım. Beyşehir Birliği her dönem olduğu gibi yine devam edecektir. Yani şu anlamda devletin büyüklerine bunun en canlı örneğini şöyle vereyim. Hiç kimsenin farkına varmadığı bir devreyi örnek olarak anlatacağım. 93 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul İl Başkanı iken Refah Partisi'nin Beyşehir'e 4-5 günlük konferanslara geldiğinde biz, o da dernek başkanlarımızla, ki o da dernek başkanlarıma özellikle teşekkür ediyorum şimdikinlere de. Yani o zaman Ahmet Eser'in evinde kalmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz o zaman bütün parti başkanları, bütün oda dernek başkanlarıyla konferanslarını dinledik. O zaman dediğim gibi 93 yılının Ekim'iydi. Sayın Cumhurbaşkanımız döndü. 94'te işte AK Belediyecilik dediği, Hız Belediyeciliği dediği dönemin başıydı o. İstanbul'da 94 yılında belediye başkanı olduğunda bana o dönemin içinde Hasan abi vardı, Doğan Bey eski belediye başkanı. Onun da desteğiyle bana ağaç makinesi geldi oradan, İstanbul'dan bir protokolla. Ve ben o ağaç makinesiyle hala şu an geldiğimde 2019'da seçildiğimde bir 2500 liralık parça yüzünden yatmış hep. Belki de ihtiyaç duyulmamış, onu bilemem ben. Yorumlamayayım onu. Ama şu an kullandığımız ağaç makinesi halen Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hediye ettiği ağaç makinesidir. Bazen bu birliklerin sonucunda bu iyilikleri görme şansımız da olabiliyor. Son olarak seçildiğiniz takdirde başkanım, 5 yılın sonunda, bir dahaki 5 yılın sonunda nasıl bir Beyşehir hayal ediyorsunuz? Evet. Beyşehir'in dağıyla, taşıyla, ormanıyla, gölüyle. Şu an dünyanın her yerinde güzel özellikler olan, 2 tane, 3 tane, 5 tane özelliği olan şehirler vardır. Dünyada kriterler yönünden güzel denen şehirlerin tümüne verilen 2'şer 3'şer kıymetin toplamının verildiği yer Beyşehir'dir. Ne dersek, dağ dersek, arkamızda bir Dedegül Dağları, Anamas Dağı. Önünde masmavi bir göl, sabahın seherinden gecenin yarısına kadar renkten renge giren, her saatinde farklı rengi gördüğümüz turkuazın bütün renkleri, şu benim bak görüyorsunuz, şu an benim elimdeki kendi kendine yeten belediyedeki gece mavisi, gündüz tonları, velhasıl ton üzerine ton görürsünüz. Mavi. Bu mavi renkten hiç ayrılmayacağız. Çünkü bu şehrin insanı, üniversiteyi zirveye vurdurduk. Çünkü dedik ki ufku olan çocuklar yetişsin. Nereye baksın? O en yüksek zirve, Anamas'ın zirvesine baksın. En güzel masmavi göle baksın. Ve vizyonu hedef olan çocuklar yetişsin diyerek. Biz yarın bu mülakatın bir çerçevesini yapmakla görevliyiz. Çerçevenin birini yaptığımız, altını yaptığımızı görüyorum. Ama 3 tane kenarında tamamlamak için, şu benim beyannamem içinde, vaktini çok alacağı için sıralamayacağım, başlıklar halinde 26 tane hedefin konduğu
ve deminden beri konuştuğumuz, harmanladığımız bütün hepsinin burada yer aldığı, gölümüzün doğal yapısının korunması dahil, doğal yapının anlamı 1122.40 olan, bu şehrin köprüsünü mühürleyen adam konuşuyor şu an. Bu şehirde o günün iktidarının sen nasıl yaparsın dediği zaman gelin burada konuşalım, gelin gölümün halini görün de ondan sonra cevap vereyim diyen adam, o gölü mühürleyen adamdır. Onun şahitleri de Beyşehir'de hala vardır. Evet. Allah rahmet eylesin, içinde kaybettiklerimiz de var. Ama o mühürlemenin adı dere bucak derivasyonunu getirmiştir. Çarşamba kanalının iki kenarına fore kazıklarla perde betonları, Soğla Gölü'ne kadar beton tabanı, daha doğrusu toprak kaybındaki suyu önleme adına bunların yapıldığı, taş köprüden beş köprüye gittiğimiz, bilirsiniz taş köprü vardı, üstte bir köprü, aşağıda dört tane beton köprü, bir de taş köprü, beş köprü oldu. Çünkü hatırlarsanız taş köprüde sıra beklerdik karşıya geçmek için. Bunlar unutulmasın bir. O zaman belki şu an aday olan arkadaşların belki doğum tarihi bile benim dediğimden sonra da olabilir. Biraz yakın olabilir. 5 yaşında olabilir, 10 yaşında olabilir. Onlar belki hatırlayamaz da ben kamuoyunun ferasetine güvenerek diyorum ki bu haklar yenilmesin. Bir. Diğeri, bizim nasıl bir Beyşehir hayalimizi Karaburun plajı işaretidir. Yaptıklarımız, kurduğumuz mutfak dediğim deminki makinalar bunun işaretidir. Benim büyükşehirle beraber planlayacaklarımız vardır. Büyükşehirimizle, devletle beraber planlayacaklarımız vardır. Bütün bunların Yembosu'ndan 40 dakikada Taşağlı inen bir Beyşehir yolu düşünüyorum. Hayalimi anlatıyorum şimdi. Kıyısından 18 kilometrelik kıyı bandının ışıl ışıl yeni planda Karadiken üstündeki saz olan, ortasında Karadağ'ın altından çıkan suyun, düdenin, önünde biriken göletin, çevresinde bir Karadiken'e doğru turizm ticaret merkezi, Dilayla rampasına doğru, Atabey tesislerine doğru, Ardışlı bölgenin olduğu yerde oteller bölgesini ve Karadiken ile Bademlisi'ni turizm oteller bölgesinin de 18'leri uygulanan otellerle donatılmış bir şehri, 3000 yatağı varmış bir Beyşehir'i, yaylalarında bungalovların, glampinglerin büyük şehrinde defini var, isim ucağı planladığı bir proje var, Yaka Manastır'ın artık bungalovlar yeri olacağı, Beyşehir'in terası dediğim, Beyşehir Gölü'nün terasıdır Yaka Manastır. Evet, velhasıl bizim Malanda dediğimiz bir mevkide 82 tane parselimizi devreye sokacağımız, bölgede ahengi yaratacak, dağımızın içinde trakinglerin yapıldığı, gölümüzün içinde su sporlarının yapıldığı, gölümüzün içinde kanoların olduğu dönemi görmek zor değil. Planladığımız hadiselerin içinde bütün bunlar var. Velhasıl Yembos yolunun güzergahında yaratılacak alanların, sanayileşmiş bir Beyşehir'in 30-35 binlere varan bir işçi istihdam kapılarının teslim edileceği bir 5 yılı planlıyorum. Turizmde Beyşehir'in artık dünyanın gündemine taşındığını görmektir muradım. Muradım bu şehrin yarın arkamda bıraktığım zaman şunları şunları bu adam yaptı, 60-70 yıla varan bir ocak işletmesi bıraktığım zaman Beyşehir'e her ay gelen gelirin benim şehrimin fakirine, fukarasına beykart olarak ki Nisan ayı seçimimiz halinde başlatacağımız bir beykart projemiz var. Beykart'taki amacımız dar gelirli vatandaşımızla emeklerimizin yetemediği yerde bu kartlar kendilerine verilecektir. Minimum 3000 liradır başlangıcımız. 3000 lira bir takviyenin olacağını buradan duyurmak istiyorum. Ve artık Beyşehir Belediyesi'nin hıza, daha doğrusu vitese bastığı günleri görecektir Beyşehir. Yani biz taşıdığımız misyonu, beynimizdeki projeleri hayata geçirdiğimiz dönemdir bunlar. Velhasıl
tarihi dokumuz, camimizin UNESCO'ya dünya mirası olarak girdiği, Eflatunpınar'da büyükşehrimizin Eflatunpınar'ın civarında yapacağı kazı ve düzenleme, Çatalhöyükvari, Erbaba Hüyü dahil bütün bunların devreye sokulacağı, bizim fasılların anıtlarının taş, biliyorsunuz kabartma taş at anıtımız Lukyanus'un yerde yatan kral Hattuşaş'ın yattığı taşın, bunların artık çevresinin düzenlenerek, oranın tanzim edilerek turizmin önüne sunulması gerektiğinin ve Beyşehir'de turizm, sanayi, sektör olarak üzümdeki, Huğur'daki savunma sanayi ile ilgili hedeflerin akıl almaz boyutlara taşınacağı inancıyla şu anlamda, şu an en önemlisinden bir tanesini Üzümlü'de bir arkadaşımız şu an devletimin jandarma genel komutanlığına bizim verdiğimiz ruhsatla, bizim verdiğimiz ruhsatla diye altını çiziyorum. Jandarma genel komutanlığına ve özel harekat dahil emniyet genel müdürüne verilen fişekler dahil artık kendi ürettiğimiz malı devreye sokacağımız günlerin görüleceği bir Beyşehir hayal ediyorum. Bu duygularla size teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Bırakmıyoruz. Haber Önsesi DGRT ortak yapımı seçim vakti Dora Film Stüdyoları'nda çekiliyor biliyorsunuz. Size bir sürpriz yapmış Dora Film Stüdyosu. Değerli kardeşim Zafer Ceren sizi böyle bir sürprizle, evet, işte insanı duygulandıran 5 yaşında 6 yaşında Adil ve babam Ürtü Mahallesi müezzini sedasıyla, ezanıyla Beyşehir'in trafikinin olmadığı günlerde camını açıp ezanla dinlediği adamın evladı Adil bize ne öğretti biliyor musunuz? Beni utandırmayın, beni mahcup etmeyin. Sen hakim oldun, beni mahcup etme. Sen Beyşehir Belediye Başkanı oldun, beni mahcup etme diyen adamın oğluyum ben. Evet. Abim de öyle, ben de öyle. Allah. Bu memlekette alnımız açık, dik yürümeyi kendimize prensip edindik. Dünya malı dünyada dedik, tüy bitmedik, yetimin malına bakmadık. Yani bu insan bize her işin yakışanını yapın. Bana arkamdan kötü söz söyletmeyin, beddua ettirmeyin diyen adam budur, onun evladı budur. Bir diğeri de İstanbul'da kendi hayatında bir defa kooperatifleşerek elde ettiği dairesinde oturan, emekli maaşıyla geçinen bir hakimin kardeşiyim ben. Emekli bir hakimin kardeşiyim ben. Ben de iki günlük yalan dünyada sadece çocuklarımı okutan, onlar için gece gündüz koşan, çalışan, Beyşehir'de 3 dönem ara verdikten sonra gidip el işinde çalışan adamım ben. Beni bir yerlere koyun diye hiçbir yere yanaşmayan ama alnının teriyle sabahın seherinden yine burada olduğu gibi şantiyelerine giden, aldığı sorumluluğu bu adamın işinde zarar ettirmeyeyim anlayışıyla çalışan bir Adil'dir bu. Doğduğu günden beri de bunu yaşamıştır. Hatalarla, sevaplarla insanlar vardır. Biz de o hataların içinden gelmiş geçmişiz. Ben bu feleğin tamburundan 72 defa geçmiş, 74 defa geçmiş diyelim yaş itibariyle biriyim. Beni çok duygulandırdı stüdyomuz. Sağ olsunlar. Benim atam bu, babam bu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olsunlar. Takdir Mevla'nın diyorum. Kader de benim şehrimin insanının ferasetine inanarak bir şey daha söylemek istiyorum. Seçilmem veya seçilmemem halinde benim Beyşehir'e dargınlığım, kırgınlığım olamaz. Çünkü beni 4 defa seçen halka borcum bitmedi daha. Bu nedenle bu dönemi bir defa da İktidarın içinde, Cumhur İttifakı'nın gücünün içinde denerlerse inşallah beni Allah'ın mahcup etmesin diyorum.
takdir milletimin, yüce yaradanın, kader yüce yaradanın, takdir yüce Allah'ın, ama tercih de benim şehrimindir. O yüzden alınacak karar benim için baş üstündedir. Ama muradım, yine söylüyorum, bu hayalleri yaşatacağım bir şehri bana izin versinler ki elimden geleni yapayım. Saygılar sunuyorum. Aziz Beyşehir, Kadim Beyşehir, Canım Beyşehir. Seçim Vakti programının bugünkü konuğu Beyşehir Belediye Başkanı, AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Adil Bayındır'dı. Programlarımız devam edecek. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.